Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Blogger Eğitim Setimizin yeni bir videosuyla daha beraberiz. Bu videoya kadar yaklaşık 10 tane ders, e ders çektik, videoyu çektik arkadaşlar. Bunlardan yazılı anlatımını sizinle beraber uygulamalı bir şekilde oluşturduğumuz blogumuzu ekledik. Bu videodan sonra ve bu videoyla beraber daha nasıl etkileyici içerikler üretebiliriz? Bu içerikleri nasıl trafik kaynağına dönüştürebiliriz? Bu konularla alakalı yeni videolar gelecek arkadaşlar. Bu videoya kadar genel olarak tema, teknik konular vesaire nasıl içerik yayınlarız gibi teknik konulardan en basit şekilde bahsettik. Bu videoya kadar zaten sizin düzenli bir şekilde benim tavsiyem her gün bir veya iki tane içerik yayınlamanız gerekiyor zaten. Biraz daha arşivinizi genişletmeniz lazım arkadaşlar. Biraz arşivinizi genişletin. Ondan sonra trafik kaynağı elde etmeye başlayınca bir gelen ziyaretçi diğer yazınızı da okuyabilsin arkadaşlar. Şimdi bir araçtan bahsedeceğim. Daha etkili içerikler, daha etkili yazılar oluşturmak amacıyla. Bu tarz araçlar gelecek arkadaşlar. Onun haricinde temayla alakalı videolar da ara ara gelecek. Biraz daha ziyaretçi artırmayla alakalı bu konu hakkında yeni videolar çekeceğimiz için bu tarz Google'ın özellikle güzel araçları var. Bunları araştırıp size iyi bir video haline getirmeye çalışıyorum. Bu videodaki aracımız Google Trends yani Google Trendler. Türkiye'de, dünyada veya istediğiniz her ülkede gün içerisinde veya her ay veya her yıl arama trendlerini size gösteren bir site arkadaşlar. Google'ın kendi resmi sitesi. Burada Gördüğünüz gibi bir arama terimi arayarak o arama terimi ve konuyla alakalı en çok hangi terimler aranmış, nasıl aramalar yapılmış bununla alakalı bilgiler elde edebiliyorsunuz. Öncelikle şu sağ üstten Amerika Birleşik Devletleri değil de Türkiye'yi seçmenizi öneririm. Tabi İngilizce makale yazmıyorsanız eğer biliyorsunuz İngilizce değilse. Buradan Türkiye'ye geldikten sonra burada Türkiye verileri çıkacak arkadaşlar. Burada mesela bu yılın en ünlü konusu koronavirüsle alakalı son haberler ve analizler şeyini mesela devamlı okuyalım diyelim arkadaşlar. Burada en son haberlerin nasıl bir yükselişi olduğunu, Türkiye'de ve dünyada nasıl bir e, grafiğin olduğunu bize burada gösteriyor. Onun haricinde mesela biz buraya blog açmak diyelim veya internetten para kazanma diyelim arkadaşlar. İnternetten para kazanma arama terimini arattığımızda burada bu arama teriminin bu yıl içerisindeki popülerliğini grafik üzerinden görebiliyoruz. Bu 101 100 bin arama veya öyle bir değer göstermiyor arkadaşlar. %100 yani en iyi olduğu dönem bu yıl bu yılda en iyi olduğu dönem ne zamanmış? 12-18 Nisan arasında %100 verime sağlamış arkadaşlar. Yani bu yıl aldığı en iyi verim diyebiliriz. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi verimle yaklaşmış. En düşük verimi de mesela sanırım burası. 27 Ekim-2 Kasım arasında burada almış. Genel olarak Türkiye'de hangi şehirlerde daha çok yapı, bu aramalar yapıldığını görüyoruz. Ekstra hangi konular bu internetten para kazanma terimine dahil oluyor en çok ve büyük çıkış denilen de artış yani bu konulardaki arama artışlarından bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi de drop shopping arkadaşlar. onun dışında birçok konu var arkadaşlar. Bunun haricinde yanında da ilgili sorgular, ilgili arama terimlerini. Burada görüyoruz. Bunların da %100'ü gördüğünüz gibi burada gerisi de şöyle bir değişkenlik gösteriyor arkadaşlar ve en çok da İstanbul'da aranmış gördüğünüz gibi. Neredeyse tüm İstanbul'da aranmış. Gördüğünüz gibi konularda internet, para, anket gibi konular var arkadaşlar. Şimdi gelelim eğer bir video içeriği yayınlamak istiyorsunuz veya genel olarak bir yazı içeriğinde 2019 yılının arama trendlerinde mesela alakalı ilgi çekici bir içerik üretebilirsiniz ki 2020'nin sonunda da her yıl olduğu gibi Google'un e, genel istatistikleri olacak. Mesela biz e, buradan Amerika Birleşik Devletleri değil de Türkiye'yi seçelim. Hızlıca geliyorum. Türkiye'yi seçtik. Biz 2019 yılında en çok hangi terimler aramışız? Kişiler bağlamında Emine Bulut, Ekrem İmamoğlu, Neslihan Tay gibi kişilerden arama zirvesinde olduğunu görebiliyoruz. Burada genel olarak İstanbul seçim sonuçları, GC, nefes, YSK, deprem, sigara fiyatları gibi 2019 yılının trend neredeyse bütün yıl konuşulan ve arama trendlerine de yansıyan konular arkadaşlar. Nasıl yapılır konusunda mesela sizin bir yemek tarifleri paylaştığınız bir blog var. Burada bakın 2019 yılında en çok aranan revani nasıl yapılır? Mesela bu 2020 yılında da en çok arananlara girebileceği için çünkü genel bir konu geçici bir gündeme sahip olmayan bir konu. Bunu mesela ilk içerikleriniz arasında koyabilirsiniz. Mesela kestane nasıl yapılır, limonata nasıl yapılır gibi bu tarz içerikleri ön plana çıkartabilirsiniz. Veya aklınızda bir konu var arkadaşlar. Mesela ben bloggerla alakalı bir yaz yazmak istiyorum. Tabi öncelikle Amerika Birleşik Devletleri değil de Türkiye'yi seçmemiz gerekiyor. Normalde bir defa seçince gerek kalmıyordu ama şu an niye böyle oldu bilmiyorum. Türkiye'ye geldiğimizde, Blogger dediğimizde, hangi şehirlerde daha çok aranmış ve özellikle hangi sorgularda daha çok aranmış buna bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela Trendyol, Trendyol indirim kodu %140 artmış. Bu ne alakası var diyebilirsiniz. Siz direkt bir alışveriş blogu oluşturarak da Trendyol indirim kodunu verirseniz hem oradan komisyon alabilirsiniz hem de birçok ziyaretçi çekebilirsiniz arkadaşlar. en İlk başlarda bir kitle oluşturmadan önce ziyaretçi çekebilmek için ziyaretçilerin e, yararına içerikler oluşturmanız gerekiyor. Ya bilgi olarak ya direkt indirim olarak veya ücretsiz bir içerik olmuştur. Onu haber olarak verirsiniz. İlk başta bu tarz içerikler çok fazla e, ziyaretçi çeker. Ondan sonra ilgi çekici içerikler yaparak ziyaret sitenize gelen ziyaretçileri sitenize tut tutmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Mesela blogger yukarı çık butonu %160 derecesine atmış. Mesela ben bunu video ders olarak da ileriki derslerimde e, ekleyebilirim. Yazılı olarak da ekleyebilirim arkadaşlar. Demek ki Türkiye'de en çok aranan bloggerla alakalı arama terimlerinin bir tanesi de buymuş. Veya link tl konu. Mesela arkadaşlar bu konuda da blogger verdiğiniz linklerde link gibi link kısaltma siteleri kullanarak ekstra bir ücret kazanabilirsiniz. Linklerde gösterilen reklamlardan. Genel olarak Google Trends böyle işliyor diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir şey var mı Değmem gereken diye bakıyorum. Burada son trendleri görebiliyoruz. Hatta günlük trendlerimize bakalım arkadaşlar. Burada Türkiye'yi seçmemiz gerekiyor Öncelikler herhalde. Gele... yok. Sağdan seçebiliyoruz. Türkiye'yi seçelim. Bugün gün içerisinde bugün pazar günü arkadaşlar. Bunu pazartesi yayınlamış olacağım hangi arama terimleri daha çok aranmış mesela Real Madrid konusu maçından dolayı 20 bin aramaya konu olmuş arkadaşlar mesela siz bu maçları takip ederek maç anında veya maçtan hemen sonra eğer spor buyruğunuz varsa böyle bir yazı yazarak bu konuda e, trendleri yakalamaya çalışabilirsiniz arkadaşlar burada önemli olan güncellik ve e, gündemi yakalamak arkadaşlar dakik olmanız gerekiyor mesela bursa spor gibi başbağlar katliamı da aranmalar arasında. Mesela dün de bugün maç olduğundan dolayı Galatasaray Trabzon maçı çok aranmıştı. Hatta burada da var. Dün 10.000'den fazla bir aramaya sahipken bugün 5000 bu bu tarz trendlerde günlük olarak arkadaşlar görebilirsiniz. Mesela geçtiğimiz cuma günü Türkiye'deki bir şehrimizde yaşanan kazadan dolayı fabrika, havai fişek fabrikası patlamıştı arkadaşlar. Orada da gün içerisinde 1 milyon aramaya kadar bir arama yaşanmıştı. Tabi yararlanmak gibi olmasın da haber niyetinde anında yazdığınızda siz de bu aramalardan payınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak böyle bir araç. Bunu yararlı olarak kullanabilirsiniz. Bu konu hakkında sorularınız veya anlamadığınız yerler varsa kesinlikle yorumlara yazabilir. Bütün yorumlarda cevap vermeye çalışıyoruz. Yorum, eleştiri hiç fark etmez. Öneri. Her türlü yorum tarzın yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Bu tarz videolar biraz daha artacak arkadaşlar çünkü artık çok soru da almaya başladım. Nasıl ziyaretçi çekeriz? Nasıl ön plana çıkarız? Veya Google'da kendi sitemin adını arıyorum bulamıyorum. Bunun sebebi ne gibi birçok soru geliyor. Bunların en büyük sebebi arkadaşlar Ve sizin ziyaretçi çekecek araçları kullanarak veya iyi içerikleri yayınlayarak SEO'ya da uygun içerikleri yayınlayarak bunu be, e, becermeniz arkadaşlar. Bunu da ileriki videolarda, çünkü adım adım olan bir şey tek videoda anlatması kesinlikle e, şey değil, mümkün değil. Zaten öyle bir video bulamazsınız. E, onun için videoları tek tek böyle anla, e, yavaş yavaş atacağım arkadaşlar. Hepsi yararlı sizin için. Hepsini incelemenizi tavsiye ederim. Bu videonun da yazısı yine blogumuzda açıklamadaki linkten ulaşabil ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.